2 Şubat Salı saatler 20'yi gösteriyor efendim. Kayda geçsin programında ülke gerçeklerini yine eğip bükmeden doğru soruları doğru kişilere sorarak kayda geçirmeye niyetliyiz. Kayda geçsin etiketine sorularınızı, görüşlerinizi, önerilerinizi, eleştirilerinizi bekliyoruz. Bugün sıcak bir gün. Siyaseten de, yargı anlamında da sıcak bir gün. Polis müdahaleleri anlamında da sıcak bir gün. Bugün Boğaziçi Üniversitesi'nin protestoları Kadıköy'e uzandı. Kadıköy'de devam eden protestolar var. Hem bunları konuşacağız hem de çok değerli konuklarımızla birlikte ülke gerçeklerini az önce de belirtmiş olduğum üzere kayda geçireceğiz. Konu başlıklarımız Boğaziçi başta olmak üzere. Bir yönüyle yapay gündem mi, ekonomi konuşulmasın diye mi ortaya atıldı? Yeni bir referanduma mı hazırlanıyor Türkiye sorularıyla bezeli? Bir de yeni anayasa çağrısı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geldi. Bugün diğer siyasi parti liderleri de bu konuda çok kısa yanıtlarla değerlendirdiler. Biz de aynı ölçüde bir değerlendirmeye girişeceğiz. Bakalım. Diğer yönüyle baktığımızda Boğaziçi ve yeni anayasa tartışmalarının dışında Türkiye'nin belki de geçtiğimiz haftada bıraktığı saldırı gündemiyle beraber gördüğümüz Saadet Partisi'ne bir yükselen ilgi var. Ama ekonomik gerçekler hepsinden önce geliyor. Gıda enflasyonu artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine de yansıdı. Bakalım tümüne odaklanacağız. Konuklarımızı tanıtalım efendim. Birazdan Emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı karşımızda olacak. Özellikle militan tartışmasına ilişkin görüşlerini soracağız. Bir de bugün ortaya çıkan bu sert müdahalelere ilişkin neler söyleyecek elbette kulak kabartacağız. Siyaset bilimci Doktor Erol Mütercimler önümüzdeki dakikalarda bizlerle birlikte olacak. Hem Boğaziçi'ni hem de yeni yeni ısınmaya başlayan bu siyaset cephesini konuşacağız. Aynı zamanda referandum ihtimaliyle birlikte yeni anayasa masası çağrısında konuşacağız. Bunun dışında Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kerim Rota ve CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel de önümüzde dakikalarda bizlerle birlikte olacak. Sayın Sertel İzmir'de yaşanan sel felaketinden son bilgileri paylaşacak ve elbette ekonomik gerçeklikleri konuşacağız. Ekonomik gerçeklikler ağırlaşmaya, yük ağırlaşmaya devam ediyor. Bunlara bakacağız ki Kerim Rota da Gelecek Partisi'nin ekonomi kurmayları arasında yer alıyor. Ve son olarak anket konularına, araştırma konularına eğileceğiz. Boğaziçi meselesi nasıl yansıyor? Adalet ve Kalkınma Partisi Z kuşağından vazgeçti mi? Tüm bu soruları araştırma şirketinden Mehmet Ali Kulat'a soracağız. Ve aslında siyasi partiler arasında da bu ittifak senaryolarını eğip bükmeden yine doğru sorularla tartışmaya çalışacağız. Stüdyoya gelelim efendim. Avukat Feyza Altun bizlerle birlikte. Feyza Altun hoş geldin. Hoş bulduk. Gazeteci Timur Soykan bizlerle birlikte. Timur Soykan hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Gazeteci Murat Arel bizlerle birlikte. Murat Arel hoş geldin. Hoş bulduk. Ve Bir Gün Gazetesi'nden ekonomi yazarı, gazetecisi Ozan Gündoğdu bizlerle birlikte. Ozan Gündoğdu hoş geldin. Merhaba. Başlayalım efendim. Önce Kadıköy'e uzanalım. Boğaziçi'nde dün akşam yapılan baskınlar, gözaltılar. Sonrasında bugün Kadıköy'de tekrar protesto eylemleri devam etti. Polis müdahaleleri nezdinde de çok konuşuldu elbette. Arkadaşımız Erdinç Yılmaz ve kameraman arkadaşımız Murat Erkmen de plastik mermi isabet etmesi sonucu kısa süreli üstelik canlı yayında yaşadılar bunları. Daha fazla sözü uzatmayalım. Hem günün özetini hem de şu sıralarda neler olduğunu Erdinç Yılmaz'dan bir öğrenelim. Can Coşkun, hemen sıcak bir bilgiyle başlayalım. Mehmet Ayvalı Taş Parkı'nda Kadıköy'de, Kadıköylüler bilir, hemen Bahariye'nin sonunda şu anda burada 3 vatandaş gözaltına alındı. Yani 3 gösterici diyelim. Burada Boğaziçi Üniversitesi'ne destek için bulunan 3 vatandaş gözaltına alındı. Şöyle oldu. 2 kişi gözaltına alınıyordu. Biri yerde çok sert bir şekilde plastik kelepçeyle gözaltına alınıyordu. Bir vatandaş da tepki gösterdiği için o duruma gözaltına alındı. Hemen gözaltı otobüsünde şu anda karşıda da tepki gösterenler falan, polisin müdahalesi sürüyor. Biz de sabah saatlerinden itibaren Boğaziçi'ndeki durumu takip ediyorduk. Can Coşkun, öğrenciler Boğaziçi Üniversitesi'nin önündeki duraktan otobüse binmek istiyorlardı. Binememişlerdi. GBT kontrolü yapıldı. GBT kontrolünün ardından öğrenciler gözaltına alınan öğrenciler olmuştu. Boğaziçi Üniversitesi'nin önünde dün akşam da gözaltına alınan öğrenciler olmuştu. Boğaziçi Üniversitesi'nde bugün de buraya gelmek istediler. Kadıköy'e bir çağrıda bulundu Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri. Dediler ki 18'de basın açıklaması gerçekleştireceğiz. Hem gözaltılar için hem de tutuklanan arkadaşları için. Görüyorsunuz, kameraman arkadaşım Murat Erkmen gösteriyor. Biz saat 4'ten beri Kadıköy sokakları neredeyse an be an dolaşıyoruz. Durumları aktarmaya çalışıyoruz izleyicilerimize. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri otobüse bindiklerinde otobüsten indirildiler. Kimlik kontrolü yapıldı, GBT kontrolü yapıldı. Sonrasında otobüsten indirildiler. Beşiktaş iskelesinde geçişlerine izin verilmedi. Beşiktaş iskelesinde
Beşiktaş iskelesine ulaşabilenler de sonrasında vapurlarla karşıya geçemediler. Bunu söyleyelim Can Coşkun. Vapurlarla karşıya neden geçemediler? Orada da bir kimlik kontrolü yapıldı ve orada öğrencilerin Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri geçiş yapamadılar. Vapurla geçişlerine izin verilmedi. Biz Kadıköy'e geldiğimizde neyle karşılaştık? Kadıköy tamamen polis barikatlarıyla kapatılmıştı iskele meydanı. Sonrasında biz kameraman arkadaşımla beraber ve diğer basın mensuplarıyla beraber orada milletvekilleri geldiğinde o görüşmeleri yansıtmak istedik izleyicilerimize. O sırada biz basın mensuplarına da bir müdahale oldu. Ben kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Benim elimin üstü Murat'ın sırtı ve onun dışında dizimiz, benim dizim ve Murat'ın hemen sağ baldırı plastik mermiden nasibini aldı. Burada yer yer ara sokaklarda sık sık plastik mermiyle müdahalelere maruz kaldık. Biz basın mensupları olarak da maruz kaldık. Dediğimiz gibi Kadıköy'de yer yer müdahaleler oluyor, öğrenciler dağılıyor. Sonra tekrar sokak aralarından birleşiyorlar. Boğaziçi Üniversitesi'nde Melih Bulu'nun rektör atanmasından sonra başlayan eylemler Kadıköy'de uzandı. Bugün öğrenciler 18'de açıklama yapacağını açıkladıktan sonra 7 günlük bir yasak geldi Kadıköy'e de. Sarıyer ve Beşiktaş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklanmıştı. Öğrencilerin 4 Ocak'taki yaptıkları eylemden sonra yasaklanmıştı. Bugün de Kadıköy'de yasaklandı. Dediğimiz gibi öğrenciler tek bir slogan atıyorlar aslında. Kayyum rektör istemiyoruz ve baskılar bizi yıldıramaz. İstanbul'un her üniversitesinde neredeyse bütün okuyan öğrenciler, her üniversitesinden öğrenciler buraya Kadıköy'deki eyleme, öğrencilerin rektör atanmasına tepki olarak buradaydı. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek için buradalardı. İlk başta bu kadar kalabalık yoktu. Bunu söyleyelim Can Coşkun. Sonrasında müdahalenin artmasının ardından Kadıköylülerde ve İstanbullularda buradaki vatandaşlara, öğrencilere destek için Kadıköy'e geldiler diyebiliriz. Şu anda biraz daha durum bizim aktardığımız ana haber saatindeki duruma göre biraz daha sakin diyerek söz size bırakalım. Erdinç Yılmaz çok teşekkürler. Murat Erkmen çok teşekkürler. Saat 21 itibariyle de sokağa çıkma yasağının hesaba katıldığını söyleyelim. Konuklarımızla geçmiş olsun dileklerini paylaşıyorlar Erdinç Yılmaz. Bir gelişme olduğu takdirde tekrar döneceğiz. O noktadan kopmuş değiliz. Olan bitenlere aktarmayı sürdüreceğiz. Bu arada...